Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Bu yayınımızda özellikle İsveç, Norveç, Danimarka ve Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımızı çok çok yakından ilgilendiren bir gelişmeyi vereceğim. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza da çok büyük bir müjde var. Eğer Türkiye'de bir maaşım olsun diyorsanız, Türkiye'de bir gelirim olsun diyorsanız, Türkiye'de bir emekli maaşı alayım diyorsanız doğru yerdesiniz. Lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Lütfen bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşınız. Çünkü sizin geleceğinizle ilgili hem sizin hem eşinizin hem de çocuklarınızın geleceğiyle ilgili çok çok önemli bir haber. Şimdiden yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza, kaç yaşında olursanız olun, ister çifte vatandaş olun, ister mavi kartlı olun, ister pembe kartlı olun, ne olursanız olun arkadaşlar, bu yayın sizin için çok çok önemli. Evet, yaşadığınız ülkede ister çalışın, ister çalışmayın, Türkiye'de size emeklilikle ilgili büyük bir müjde vereceğim. Kaç yaşında olursanız da olun. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Rusya-Ukrayna arasında savaş çıkınca özellikle de Avrupa ülkeleri tutuştu. Dediler ki bugün Ukrayna'yı vuran yarın öbürsü gün bizi de vurur. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Finlandiya, Danimarka hepsi arkadaşlar tutuştu. Eyvah dediler. Rusya geldi, hançerini Avrupa'nın ortasına sapladı dediler ve korktular. Ki arkadaşlar, özellikle Norveç, Finlandiya, Danimarka falan hani pek savaşla falan böyle siyasi işlerle de çok işi olmayan ülkeler. Özellikle bu ülkelerde korku daha da arttı. Avrupa ülkeleri dedi ki biz Rusya'ya ambargo uyguluyoruz dedi. Finlandiya çıktı açıklama yaptı, Norveç çıktı açıklama yaptı, Hollanda, Almanya hepsi arkadaşlar sıraya girdi. Bu açıklamalardan sonra Rusya da silahını çekti. Dedi ki bak dedi akıllı olun dedi. Özellikle bu Finlandiya'ya, Danimarka'ya, Norveç'e, İsveç'e dedi ki ben dedi o kutuplardan kuzeyden dedi bir gün ansızın evinizin bahçesine gelebilirim dedi. Bu mealde bir açıklama yaptı Putin. Ondan sonra bu ülkelerin hepsi korkmaya başladı. Özellikle Finlandiya arkadaşlar, bu işteki Finlandiya ve İsveç büyük korkunun içerisine girdi. Ve dediler ki, bizi NATO'ya alın dediler. Oysa ki bu ülkeler 3 gün önce, bu savaştan önce NATO'yu bile tanımıyoruz diyorlardı. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıkıp bir açıklama yaparak NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir dedi. Ona rağmen bunlar dediler ki NATO'yu göreve çağırıyoruz, NATO bizi korusun, bilmem ne olsun, o Rusya korkusundan. Finlandiya'nın başbakanı koşarak Amerika'nın kapısını çaldı. İsveç'in başbakanı gidip koşarak Amerika'nın kapısını çaldı. Ne olursunuz bizi NATO'ya alın dedi. Biliyorsunuz NATO'nun üyelerinden bir tanesi de bizim Türkiye'miz, anavatanımız. NATO'nun içerisinde bir ülke hayır bu ülke NATO'ya giremez derse o ülke giremez arkadaşlar. NATO'ya alınmıyorsunuz. Finlandiya bir açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi NATO'ya girme kararı aldık. İsveç de aynı şekilde. Ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bir açıklama yaparak bu ülkelerin NATO'ya girişlerini veto edeceğimizi söyledi. Hayır dedi. Çünkü bu ülkeler Türkiye düşmanı terör yandaşlarına ev sahipliği yapıyor. Evet, bu nedenden dolayı biz buna müsaade etmeyeceğiz dedi. Evet, terör yandaşları çünkü bu ülkelerde cirit atıyorlar. Şimdi arkadaşlar, devletlerin ilişkileri çıkara dayanır. Eğer sizin bir devletten bir çıkarınız yoksa İlişki kurmanıza da gerek yok. Ama bir çıkarınız varsa dostsunuz. Dostluk
çıkarın olduğu yerde var. Yoksa yok. Basitçe bu. Şimdi Türkiye'yi her fırsatta karalayan, Türkiye'yi her fırsatta kapının önüne koymaya çalışan bu ülkeler şu anda NATO'ya girmek için Türkiye'nin kapısını çalmak zorunda. Yoksa giremezler. Giremezler. Türkiye hayır diyecek, giremeyecekler. Çünkü bir ülke hayır dediğinde veto hakkı oluyor, giremiyor arkadaşlar. Şimdi Finlandiya'nın, İsveç'in arkadaşlar diğer İskandinav ülkelerinin Türkiye'nin kapısını çalma zamanı geldi. Bana göre Türkiye çok doğru bir adım atmıştır. Bu ülkelerin NATO'ya girmesine müsaade etmeyerek ve veto ederek. Bu vetonun ilk ayak sesi. Evet, mutlaka veto etmelidir. Çünkü bu ülkeler Türkiye'ye her fırsatta arkadaşlar kapının önünü gösterdiler. Evet, maalesef Türkiye'ye bu şekilde davranıyorlar. 60 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletilen bir ülkedir Türkiye. Ekonomik olarak Avrupa Birliği'nin yarısından fazla ülkenin sayısı olarak daha güçlüdür Türkiye. Ama Türkiye'yi tanımak, görmek, bilmek istemiyorlar. Bunların gerçek yüzü bu. Onun için Türkiye tokatı patlattı, İsveç çıldırdı, Finlandiya çıldırdı, Hollanda için de şunu söyledi Sayın Cumhurbaşkanı, bir sürü terör yandaşına ev sahipliği yapıyor dedi bunlar dedi. Yalan mı? Değil kardeşim. Bir sürü terörist, terör sevici buralarda. Almanya'da da var, orada da var, burada da var vesaire vesaire arkadaşlar. Onun için bu İskandinav ülkelerinin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Türkiye doğru bir karar almıştır. Tebrik ediyorum. Şimdi bu yayınımızın başında yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza büyük bir müjdemin olduğunu söylemiştim. Şimdi sözü fazla uzatmadan bu büyük müjdeyi hemen sizlerle paylaşıyorum. Beni yurt dışından izleyen, dünyanın neresinde olursanız olun, tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan bir müjdeyi şimdi sizlerle paylaşacağım. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere ben geçtiğimiz günlerde Türkiye'de sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olmalarıyla ilgili çok çok önemli bir görüşme yaptım. Çünkü dünyanın bin bir türlü hali var. Türkiye'de hiç olmazsa benim de bir emekli maaşım olsun, az ya da çok bir gelirim olsun diyen herkes Türkiye'de emekli olmak istiyor, gayet de normal. Ancak geçmişte özellikle de 2019'da çıkartılan bir yasayla vatandaşlarımızın pek çoğu dedi ki ben artık emekli olamam dedi ve emeklilik defterini kapattı. Arkadaşlar, Özgür Bey'e ben bunları anlattım. Özgür Bey'in bana söylediği şu: vatandaş kulaktan dolma Ali'den, Veli'den, Ayşe'den, Fatma'dan bir şeyler duyuyor ve emeklilik defterini kapatıyor. 3500 euroya emekli olan da var. 4000 euroya da var, 5'e de var, 10'a da var, 20'ye de var, 30'a da var, 40 bine de var. Ama vatandaş kendi durumunu bilmeden, vatandaş hangi kategoride olduğunu anlamadan ben artık Türkiye'de emekli olamam deyip eşinden, dostundan, Ali'den, Veli'den duyduğuyla bu emeklilik defterini kapatıyor. Şimdi yurt dışında yaşıyorsanız, İster yaşadığınız ülkede çalışın, ister çalışmayın. İster emekli olun, ister emekli olmayın. İsterseniz, değerli izleyicilerimiz, Türkiye'de askerlik yapmış olun, isterseniz askerlik yapmamış olun. İsterseniz çocuğunuz olsun, isterseniz olmasın. Geçmişte Türkiye'de bir sigorta başlangıcınız olsun ya da olmasın. Kaç yaşında olursanız olun, ister çifte vatandaş olun, ister mavi kartlı olun, ister pembe kartlı olun. Arkadaşlar, hepinizi çok çok sevindirecek olan haber şu. Şimdi
Özgür Bey'e dediğimi. Hepinizin emeklilik hakkı var arkadaşlar. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Çocuğu olan, doğum yapan hanımlara sesleniyorum. Yani annelere. Şimdi anlatacaklarımı, bu büyük fırsatı özellikle hanımlar lütfen kaçırmasın. Türkiye'de emekli maaşı almanız için ilk adımı atmanız için çok çok önemli bir gelişme. Ayrıca beyler, özellikle sizlere sesleniyorum. Bakın beyefendiler, şimdi anlatacaklarımda önceliği hanımlara vereceğiz. Çünkü bizim toplumumuzda hanımlar, kadınlar hep ikinci planda bırakıldı. Beyler kusura bakmayın, hani yok falan demeyin. Bizim toplumumuzda hanımlar evlenirler. Kendisini çoluk çocuğuna, eşine feda eder, ömrünü verir. İleri yaşa gelince döner geriye bakar. Elde avuçta hiçbir şey yok. Ne bir emeklilik, ne doğru düzgün bir gelir, ne de kenarda, kıyıda, köşede 5 kuruş para. Sonra da sosyal yardıma muhtaç hale gel. Maalesef bizde böyle arkadaşlar. Hiç kimse alınmasın. Onun için şimdi hanımlara sesleniyorum. Hanımlar, sizin de emekli maaşı alma hakkınız var. İster çalışmış olun, örneğin Almanya'da yaşıyorsunuz ya da Fransa'da, Hollanda'da, isterseniz hiç çalışmamış olun. Emeklilik hakkınız var. Biraz sonra anlatacağım. Beyler, siz de kaç yaşında olursanız olun, gençler özellikle siz de bu anlatacaklarımı lütfen çok iyi dinleyin. 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Geleceğinizi planlayın. Geleceğinize şimdi anlatmaya başlayacağım şekilde bir yatırım yapın. Özgür Bey, sosyal güvenlik uzmanı olan Sayın Özgür Kaya'ya şunu söyledim. Vatandaşımız hangi yoldan gideceğini bilmiyor. Durumunu bilmiyor. Emekli olur mu olmaz mı onu da bilmiyor. Oradan buradan duyduklarıyla vatandaş bir şekilde çıkış yolu arıyor. Ve bu vatandaşlarımız içerisinde emekli olmak isteyenler bugüne kadar bazı sözde sosyal güvenlik uzmanları tarafından dolandırıldı. Ellerinden paraları alındı. Bu insanlar mağdur edildi ve emekli edilmedi. Bütün bu olumsuzlukları ben biliyorum, çok iyi biliyorum. Artık bütün bu olumsuzlukları bir kenara bırakıyoruz. Yeni bir sayfa açıyoruz. Türkiye'de emekli maaşı alabilmek için ilk adım atıyoruz. Nedir bu ilk adım? İlk adım, önce Özgür Bey'den emeklilik danışmanlığı alacağız. Nedir bu emeklilik danışmanlığı? Ne zaman emekli olacağız? Kaç yaşında emekli olacağız? Kaç para maaş alacağız? Devlete kaç para ödeyeceğiz? Türkiye'ye gittiğimiz zaman sağlıktan, doktordan bedavaya nasıl yararlanacağız? Ve diğer tüm sosyal haklar, tamamını öğreneceğiz. Öğrendikten sonra ne yapacağız? Emeklilikle ilgili planlamamız yapılacak. Bu emeklilik planlamasından sonra siz emeklilik şartlarını taşıyorsanız hemen sizinle ilgili olarak Özgür Bey gidecek Sosyal Güvenlik Kurumu'na, SSK'ya, SGK'ya sizin adınıza tüm başvuruları yapacak. Sizin Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre nerede olursanız olun. Hiç fark etmiyor. Sizin tüm işlemlerinizi Özgür Bey sizin adınıza yapacak. Yani kısaca önce röntgen çekilecek. Sonra da adım atılacak. Şimdi vatandaş emeklilikle ilgili durumunu bilmiyor. Ne yapacağını bilmiyor. Nereye gideceğini bilmiyor. Vatandaş doğru düzgün bilgi alamıyor. Evet, alamıyor arkadaşlar. Hiç kimse bana şunu söylemesin. İşte bilmem ne konsolosluğuna gittik de aldık da falan. Arkadaşlar, videoların altında görüyorum. Vatandaş yazmış. Mağduriyetini anlatıyor. Vatandaş gitmiş işte bilmem ne kurumuna. Demişler ki şöyle olur, böyle olur. Yok böyle bir şey. Vatandaşın emeklilik hakkını aslında yanlış adım atarak elinden almışlar. Ama bunu anlamak, duymak, görmek istemiyorlar.
Vatandaşa yanlış borçlandırma yapmışlar. Vatandaş çok kolay bir şekilde emekli olacakken bunun işini zorlaştırmışlar. Oradaki çalışan da bilmiyor çünkü. Bu iş uzmanlık gerektiriyor. Bakın emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey. Onun için müracaatlarınızın çok çok doğru olması gerekiyor. O doldurduğunuz formlar, dilekçelerde bir yere yanlış bir şey, yanlış bir işaret koyarsanız alacağınız maaş yarıya düşüyor. Ödeyeceğiniz para da iki katına çıkıyor. Böyle şeyler var. Vatandaş bunları bilmiyor. Şimdi ben Özgür Bey'e yine şunu söyledim. Bak dedim Özgür Bey, anlattım mağduriyetleri. Yurt dışında yaşayan herkesin kaç yaşında olursa olsun emeklilikle ilgili adım atması için çok cüzi bir paraya bu danışmanlık hizmetini vereceksin. Vatandaşın tüm işlemlerini yapacaksın. Tüm dilekçelerini dolduracaksın. SSK'ya gidip vatandaşın adına tüm formları vereceksin. Tüm müracaatları yapacaksın. Vatandaşa emekli maaşını bağlatacaksın. Kendisi de sağ olsun kırmadı beni. Tamam dedi. Sadece 120 euroya arkadaşlar, sadece 120 euro. Evet. Sadece 120 euroya siz bu danışmanlık hizmetini alacaksınız. Ek hiçbir ücret yok. Ne önce ne sonra. Çok büyük bir kampanya. Sakın bu kampanyadan kendinizi mahrum bırakmayın. Düşünecek bir şey yok kardeşim. 100 bin euro değil. 120 bin euro değil. 1200 euro da değil. Sadece 120 euro. Niye ısrarla söylüyorum biliyor musunuz? Kapı kapı gezmeyin. 3-4 bin euroya danışmanlık veriyorlar Türkiye'de. Ben bunların hepsini biliyorum, bu hokkabazları. Bu devir bitti. Artık gurbetçi vatandaşımızı kimse dolandıramayacak kardeşim. Sadece 120 euro ödeyerek vatandaş emekli maaşına ilk adımını atacak. Bu kadar. Ek hiçbir ücret yok. Bitti. Arkadaşlar düşünecek bir şey yok onun için. Şimdi ne yapacağım diyorsunuz. Ekranın altında WhatsApp numaramız var. +90 546 102 41 42 numaralı. Şu an ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp numarasına ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında arkadaşlarımız var. Size hemen bir hesap numarası atacaklar. Bu hesap numarasına siz 120 euro yatırdığınızda hemen randevunuz oluşturulacak. Özgür Bey ile hemen bir randevu oluşturulduktan sonra ilk görüşmenizi yapacaksınız. Görüntülü bir şekilde konuşacaksınız. Özgür Bey karşınızda canlı olarak. Sizin durumunuzu soracak. Çocuğunuz var mı? Geçmişte Türkiye'de iç sigortanız oldu mu olmadı mı? Gibi pek çok konu var. Uzun uzun anlatmayacağım bunu. Çünkü ben sosyal güvenlik uzmanı değilim. Bu işin uzmanı Özgür Bey. Sonra sizin bu bilgilerinizi aldıktan sonra kendisi 3-4 gün süren bir çalışma yapacak. Sizin röntgeninizi çekecek. En ucuza nasıl emekli olursunuz ve en yüksek emekli maaşını nasıl alırsınız? Ne zaman, kaç yaşında emekli olurum? Kaç para devlete öderim? Bütün bu sağlıktan vesaireden nasıl yararlanırım? Hepsini öğreniyorsunuz. Sonra Özgür Bey diyorsunuz ki, tamam diyorsunuz, ben şartları anladığım kadarıyla taşıyorum. Ben emekli olmak istiyorum diyorsunuz. Özgür Bey sizin adınıza tüm müracaatları yapıyor. Emeklilikle ilgili bütün işlemleri yapıyor. Ek hiçbir ücret olmadan sadece 120 euro. Ve size emekli maaşını bağlatıyor. Hiç Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desem 500-600 euro. Ve o kadar, hani sağ olsun bizi kırmadı Emekli TV izleyicileri için. Bugün diyelim ben Almanya'dayım, Fransa'dayım. Türkiye'deki bir akrabamı 120 euroya SGK'ya gönderemem kardeşim. Gönderse ne iş yapacak? Bir gider bir daha gitmez. Ne yapacak? Sadece 120 euroya siz bu işin uzmanından hizmet alıyorsunuz. Hani daha ne olsun? Cebimize 120 euro koyalım. Sabah evden çıkalım. Akşam döndüğümüzde cebimizde 5 kuruş para kalmaz.
Hiç sakın ola ki gidip birilerine 3-4 bin euro danışmanlık falan asla vermeyin. Bakın. Siz emeklilikle ilgili müracaatlarınız yapılacak. Örneğin Almanya'da yaşıyorsunuz. SGK'dan Almanya'daki evinize bir mektup gelecek. Ya da hangi ülkede yaşıyorsanız. Amerika'dan tutun, Kanada, Avustralya, nerede olursanız olun. Suudi Arabistan, Katar. Nerede olursanız olun. Evinize bir mektup gelecek SGK'dan. Denilecek ki devlete şu kadar miktarda bir parayı 3 ay içerisinde ödemeniz gerekiyor. Ödemeniz gereken hesap numaraları da devletin bankaları. Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası gibi devletin bankaları. Bu hesap numarası da devletin hesap numarası. Bakın, geçmişte çok mağduriyetler oldu bununla ilgili. Bu sözde bazı sosyal güvenlik uzmanlarına vatandaşlarımız gidip elden bu paraları verdiler. Arkadaşlar, elden para falan yok. Emeklilikle ilgili devlete ödeyeceğiniz parayı siz devletin size söylediği devletin bankasındaki hesaba yatıracaksınız. Özgür Bey'e falan da değil. Danışmanlık ücreti ayrı. O 120 euroyu Özgür Bey'in hesabına yatıracaksınız. O başka bir şey. Ben başka bir şey anlatıyorum. Yanlış anlayanlar olabilir. Her şey resmi. Her şey kanunlar çerçevesinde. Siz emeklilik hakkınızı sakın ola ki kaybetmeyin. Hanımlar, düşünecek bir şey yok. Beyler, düşünecek bir şey yok. Genç kardeşlerim, bakın. Hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de anneniz, babanız için, anne babalara da şunu söylüyorum, çocuklarınız için adım atın. Bu hizmeti alın. Siz aslında 120 euroya geleceğinize bir yatırım yapıyorsunuz. Ali'den, Veli'den, bilmem nereden artık bir şeyleri duyma devri bitti. Hiç kimsenin de bir şey bildiği yok ki. İş yerine gidiyor vatandaş, bir şey duymuş onu söylüyor. Komşuya gidiyor, oraya, camiye gidiyor, oraya, derneğe gidiyor, orada. Hiç kimsenin bir şey bildiği yok aslında. Kusura bakmayın öyle. Şimdi hanımlar, hanımlar dedik ya, hanımlara ayrıca bir indirim var arkadaşlar, onu da açıklıyorum. Hanımlar eğer eşleriyle beraber, yani karı koca birlikte danışmanlık alırsa, hanımlar sadece 60 euro ödeyecek. Hanımlara eşiyle beraber danışmanlık alırsa %50 indirim var. Ama tek başına alırsa 120 euro ödeyecek o da. Ama karı koca birlikte alırsa toplamda 240 euro ödemeyecek, sadece 180 euro ödeyecek. Hani daha ne olsun? Daha ne olsun? Ailede çocuklarınızla beraber bu danışmanlığı alın. Çok çok önemli bir şey anlatıyorum arkadaşlar. Kendi geleceğinizle ilgili. Gelecek de bir gün gelecek. Artık düşünme vakti değil. Kısa bir süre sonra bu kampanya bitecek. Benden size tavsiye. Sonra demeyin ki ya Fatih Bey fiyatlar yükselmiş. Biz kaçırdık işte indirim falan. Bak söylüyorum. Kısa bir süre sonra bitiyor. Yani bu tren gidiyor, haberiniz olsun. 120 euroya Türkiye'de danışmanlık alacaksın. Sosyal Güvenlik Kurumu'na gideceksin. Adına müracaatlar yapacaksın. Ek hiçbir ücret olmayacak. Böyle bir şey yok. Onun için fırsat, onun için yattığınız yerden ayağınıza gelen bir kampanya arkadaşlar. Şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz bu telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin. Bu numaraya şimdi emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazın arkadaşlar ve emekli maaşına ilk adım atın. Bakın arkadaşlar, siz 120 euroya aslında büyük, yani tarifi olmayan bir yatırım yapıyorsunuz. Vatandaş emekli maaşını alıyor. Allah göstermesin, hangimiz ölmeyeceğiz ki? Hepimiz öleceğiz. Çoluk çocuğuna kalıyor, eşine kalıyor. Bazıları beğenmiyor. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da yüksek mi emekli maaş? Fransa'da yüksek mi emekli maaş? Nerede yüksek? Arkadaşlar, Türkiye'ye izne gittiğin zaman bankada param birikiyor. Öyle ya da böyle Türkiye'de sağlıktan yararlanıyorsun. Doktora gidiyorsun, para vermiyorsun. Daha ne olsun yani? Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Çok kısa bir süreliğine arkadaşlar,
sadece ve sadece 120 euroya geleceğinizi planlıyorsunuz. Gençler, bak özellikle gençler. Biz işte genciz, 30 yaşındayız, 40 yaşındayız. İşte bize bir şey olmaz, ne emekliliği falan demeyin. Özellikle gençler bu emeklilik planlamasını yaptırsın. Ne zaman, nasıl, şartlar, nasıl yararlanabiliriz? Arkadaşlar, bu fırsat bir daha gelmeyecek. Onun için artı 90, 546, 102, 41, 42 numaralı WhatsApp hattını hemen şimdi kaydedin. WhatsApp'tan yazarak, arkadaşlar, yazarak hemen iletişime geçin. Benden size söylemesi, bu fırsat bir daha gelmeyecek. Bu bir. İkincisi konu. Sosyal güvenlikle ilgili, emeklilikle ilgili vesaireyle ilgili, sosyal güvenlikle ilgili aklınıza ne gelirse gelsin. Hizmet alacağınız, danışmanlık alacağınız, işlerini çözdüreceğiniz numara yine bu numara. Bugün bu numara sana lazım değilse emin ol ki yarın lazım olacak. Onun için bu numarayı kaydedin. Bir de hem bu videoyu hem bu telefon numarasını eşinize, dostunuza, akrabalarınıza, iş yerindeki arkadaşlarınıza, komşunuza, hemşerilerinize mutlaka gönderin. Onlar da istifade etsin, onlar da izlesin, onlar da bu numarayı telefonuna kaydetsin. Ali'ye, Veli'ye gidip 3-4 bin euro danışmanlık falan parası verip, kardeşim çarpılmayın. Bak 120 euroya. Özgür Bey sizinle görüntülü konuşacak. Bütün detayları arkadaşlar siz Özgür Bey'den her şeyi öğreneceksiniz. Daha ne olsun? Eğer İstanbul'da olan varsa, İstanbul'a bir şekilde vatandaş gitmişse, bu vatandaşlarımız da eğer isterse Özgür Bey'le yine randevu alarak aşağıdaki telefon numarasından yüz yüze de görüşebilir. Daha ne olsun? Bütün işlemler Emekli TV'nin garantisi altında. Her konuda güvenebilirsiniz. Her konuda. Ben bu ekrana kimi çıkardıysam sizlerin göstermiş olduğu ilgiye çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bu fırsat Emekli TV izleyicilerine özel bir fırsat. Sakın o dakika kaçırmayın. Sakın, sakın, sakın diyorum. Evet. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.